yeni seçimlerin yaşanması olanak verelim ve umuyorum ki de sonucunda da yine demokrasiden yana olanlar kazansın. Saygı Öztürk'e döneyim bir kez daha. 2015 kıyası da yapıldı. Cevap bekleyen sorular oldu. Hatta bu konuda çağrı yapanlar, örneğin Sayın Davutoğlu'na da çağrı yapıyorlar. Konuşursam işte sokağa çıkamayacak kişiler var mealindeki çıkışları, bugün değilse ne zaman benzeri çağrılar da yapıldı. Bir meslek büyüğüm olarak, meslek adına, elbette vatandaşlarımız adına. Şimdi 38 gün kaldı, eminim eş, dost, akraba, ya Saygı abi ne oluyor, ne bitiyor, endişe duymalı mıyız diye soruyorlardır. Nedir bunun samimi Can, cevabı? evet doğru söylüyorsun. Endişe insanlar duyuyor. Ama biz de konuştuğumuz her kişiye ya diyorsun ki hani şöyle bir anlayış var. Efendim işte Cumhur İttifakı seçimi kaybederse işte olay çıkacak, kaos yaratılacak, işte silahlı bir takım gruplar hemen arkasından olayı işte Afganistan'dan gelen gençlere, üstelik de hepsi sanki orada askerliğini yapmış veya asker olarak gelen kişilerin Konuşmasını birdenbire rejim devreye sokulacağı gibi endişeler var. Ama şunu unutmamak gerekir ki bir ülkemizde bir seçim yapılır. Ve bu seçim sonucunda işte diyelim ki Cumhur İttifakı seçimi kaybederse, efendim iktidarı vermezler, işte verilmez. Böyle bir şey olamayacağını herkesin bunu kafaya koyması gerekir. Ülkede yani bütün kurum ve kuruluşlar bitti, yok oldu diye bir olay söz konusu değil. Ülkenin polisi var, jandarması var. İşte falanca bakan o siyasi partidendir diye olayların üzerine gidilmeyecek diye bir durum yoktur. Ülkede Cumhuriyet Savcıları vardır. Baktığınız zaman işte en kritik dönemlerde o savcılar üzerlerine bombalar yağarken görev yaptı bu ülkede. Dolayısıyla o yönüyle bir korku atmosferine insanlarımızın girmemesi lazım. İşte CHP Genel Başkanı'nın Sadat'ın önüne gitmesi bir cesaret örneğidir. Bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun linç edilmek istenen bir genel başkan. Tabii. Ya, bulunduğu yerde yakılmak istenen bir genel başkan. Bulunduğu bilmem işte Artvin'in bir ilçesinde silahlı saldırıya üstelik bölücü hani birlikte hareket ediyorlar dediği bölücü terör örgütüyle karşı karşıya gelen orada suikastten kurtulmuş bir genel başkan. Şimdi Meral Akşener Hanım'ın evinin etrafı Tabii. belli bir grup tarafından kuşatılmış bir genel başkan. Baktığınız zaman kendisiyle ilgili de bazı siyasi partilerin genel başkanlarının çok çok ağır bir kadına söylenmeyecek, bir insana söylenmeyecek ifadelerin kullanıldığı bir genel başkan. Şimdi bunlara karşı geçenlerde Meral Akşener Hanım'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma gerçekten bir cesaret örneğidir. Bir siyasi partinin genel başkanı yalnız projeleriyle, yalnız işte seçimlerdeki vaatleriyle değil, cesaretiyle de her zaman ön plana çıkmalıdır. Kurşunları yere attığı Çünkü konuşmasını söylüyorsunuz değil mi? evet. Baktığınız zaman orada şunu yani projeler işte seçim vaatlerinden çok insanları korku atmosferinden kurtarmak ve gelecek seçimlerdeki bu kaygıları ortadan kaldırmak için kendisinin ön plana çıkarttığını görüyoruz ve kendisinin korkmadığını dolayısıyla bu korku atmosferinden de toplumun bir an önce çıkması gerektiği için son derece anlamlı, son derece önemli bir konuşmaydı. Zaten CHP Genel Başkanı da yine diğer bazı Millet İttifakı'nın oluşturan siyasi partilerin genel başkanları da benzer açıklamaları veya benzer açıklamalarında sıkça gündeme getirdiğini görüyoruz. O nedenle şu önümüzdeki dönemde özellikle siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de milleti böyle sokağa dökmek, işte kaos yaratmak gibi niyetler içerisinde olanların son derece dikkatli, duyarlı olması lazım. Bakın bu ülkede İşte Güneydoğu'da veya Güneydoğu'daki olaylarda geçenlerde Milli Savunma Bakanımız açıkladı. 15 Ağustos'tan bu yana 15 Ağustos 2015 tarihinden bu yana 37 bin kişinin öldürüldüğünü ifade ediyor. Şimdi aynı dönemlere bakıyoruz. Sadece geçen yıl 111 askerimiz şehit oldu Güneydoğu'da. 111 askerimiz ve polisimiz şehit oldu. Yani yeter zaten. Terörle mücadelede şunda bunda insanımız çok kayıplar veriyor. Bir de insanları seçim yüzünden birbirlerine düşürme gibi bir takım hesaplar
bir takım oyunlar, işte bir takım kışkırtmalar, işte partilerin önlerinde işte kurşun sıkmalar, önlerine canlılarına kurşunlamak, bunlar toplumu sadece germekten başka bir işe yaramayacaktır. Ve kuşkusuz o gelenlere karşı, yani toplumu korku atmosferinin içerisine sokmak isteyenlerin belki teşvikleriyle, belki para verilerek, belki vaatleriyle yapılanların bunun bir karşılığı mutlaka olacaktır. Ve ülkede kan dökülmesini istemeyen tabii ki çok çok büyük bir kesim vardır. O yüzden herkesin dikkatli olması, herkesin böyle benzer teşvikler veya benzer bir takım oyunlar veya parayla, vaatle işte bir takım işlere kalkışmaması gerektiğini ben düşünüyorum veya kalkışmaması gerektiğini mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Tabii bu konuda özellikle siyasilerimizin dillerine, üsluplarına son derece dikkatli olması ve bir takım bunların açıklamalarından kendilerine paya çıkarıp, dert çıkartıp işte ben bunu yapmalıyım diye gayret etmeye kalkışanlara da fırsat verilmemesi ve de bunların arkasında durulmaması gerekiyor. İşte yine bir örnek vermek gerekirse, yani yaşanan olaylardan örnek vermemiz gerekiyor. CHP Genel Başkanı'nın linç girişimi sırasında bakıyorsunuz işte 40-50 kişi veya onlarca kişi tabii CHP Genel Başkanı'nın üzerine saldırıyor. Ya bunların bir tanesinde mi suç yok? Hiç mi bunların gidip bakıyorsunuz benzer işte bir siyasi partinin yetkilileri gidip elini öpüyor. İşte bilmem bir kendisi inek hırsızlığına hırsızlığından dolayı hakkında işlem yapılmış bir kişinin gidip elini ayağını öpüyorsa, bunları cesaretlendiriyorsa, belki bizim bilmediğimiz arkada bir takım destekler veriyorsa artık pes demek lazım. O yüzden yetkililerimizin özellikle de siyasilerimizin bu olaylarda dikkatli gerekiyor. Ama bir dikkat taşıma gerekiyor. Bu ülkemizin cumhuriyet savcıları, bu ülkenin polisi, jandarması, yani bir takım şimdi Ahmet Zeki Bey'in de ifade ettiği gibi bir takım senaryoların içerisine girmesinden şiddetle çok uzak durmaları gerekiyor. Cumhuriyetin savcısı görevini yapmalı. Devletin polisi görevini yapmalı. Onun bunun bilmem neyiyle, ifadeleriyle ifadeler değiştirilmemeli. Senaryolar kurulmamalı. Ve o yüzden de devletimize olan güvenin mutlaka yeniden sağlanması gerekiyor. Bugün işte bir şey konuştuğum zaman bunların arkasında bir şey var. Ama işte devlet buna göre işte bir şey uyduracaktır. Yakıştırması bile devletimize zarar vermekten, kamu görevlilerini böyle pasivize etmekten, onlara güveni ortadan kaldırmaktan da başka bir işe yaramıyor. Başka bir devletimiz yok, başka güveneceğimiz kurumlar da yok. Mevcut kurumlarımızın yani normal yasalarda öngörülen görevlerini yapmasını yürekten dilediğimizi eklemek istiyorum sevgili Can. Son sözleri alayım, son 3-4 dakikaya girdik.